Sevgili seyircilerimiz merhabalar. Medeniyet Okulu programımıza hoş geldiniz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Medeniyet Okulu projelerinde gençlik çalıştayında sizlerle birlikteyiz. 16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek gençlik çalıştayı değerli bir isimle başlıyoruz programımıza. Hacı Ahmet Özdemir, milletvekili aday AK Parti'den hayırlı olsun diyelim öncelikle. Gençlik önemli, çok fazla genç nüfusumuz var. Çalıştayla ilgili düşüncelerinizi alalım efendim. Yani biz çok büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu medeniyet sanıldığı gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la filan da başlamıyor. Hazreti Adem'le yani insanlıkla tarihi eşdeğer bir medeniyet ve dünyaya çok şeyler katan bir medeniyet. Tarih sahnesinden biraz çekildiğinde dünyanın ne hale geldiğini de bugün görüyoruz. Bu münasebetle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın yeni medeniyet söylemi veya yeni medeniyet hamlesi söylemi bu açıdan yeni Türkiye söylemiyle birlikte ayrı bir önem arz ediyor. Bizim gençleri yetiştirmemiz lazım, medeniyetimizi öğretmemiz lazım ve içlerinde bulunan, özlerinde bulunan cevheri, o potansiyeli ortaya çıkarmalarına da imkan hazırlamamız lazım. İnşallah bu uğurda gayret sarf edeceğiz ve gençlerimizi yarınlara hazırlayacağız. Yarınlarımızı da kendi ellerimizle onlara teslim edeceğiz. Buradan ben bütün Konya halkımıza sevgilerimi, saygılarımı sunduğum gibi gençlerimize de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve büyük bir medeniyetin yeni şahlanış hamlesinde onlara büyük görevler düştüğünü sözlerime eklemek istiyorum. Selamlarımla, saygılarımla. Doçent Doktor Metin Aksoy hocamla birlikteyiz sevgili seyircilerimiz. Çalıştay'ın ayrıntılarını alacağız. Koordinatörlüğünü yapıyor. Hocam, 2 günlük bir program. Gençlik üzerine program hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki bu bizim ikinci çalıştayımız. Evet. Birincisi 26-27 Aralık'ta gençlik politikaları ve hizmetleri konulu çalıştaydı. Bu da gençlik ve toplumsal değişim konulu çalıştayımız. Bir tane daha yapacağız üçüncü olarak. Medeniyet Okulu kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi de bunu destekliyor. Aynı zamanda Selçuklu Stratejik Araştırma Merkezi SADAM da bunu destekliyor. Ve bununla birlikte ortak bir gençlere ve gençliğe yönelik hassasiyet oluşturulması, gençliğin çalışmalarının biraz daha dikkate alınması, gençlik konusunun tartışılması asıl hedefimiz. Ve bunların tamamı da yayına dönüşerek aslında elimizde de elle tutulur bir literatürde oluşturmuş olacağız. Evet. Neler var programın içeriğinde? Gençlik ve toplumsal değişim konulu çalıştayımızda 2 günlük bir program. Bugün açılışını yapıyoruz ve bununla birlikte öğleden şu an ilk oturum gerçekleşiyor. Öğleden sonra oturum ve yarınki oturumla son bulacak. Aşağı yukarı 20'ye yakın üniversiteden alanında uzman hocalarımızın ve birçok sivil toplum, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle oluşan bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Sonucun nihayetinde de sonuç bildirisiyle çalıştayımızı noktalamış olacağız 2 günlük programda. Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Daire Başkanlığı Şube Müdürümüz Sayın Ömer Bardakçı ile birlikteyiz. Gençlik üzerine bir çalıştay son derece önemli. Neler diyeceksiniz Ömer Bey? Teşekkür ediyorum. Gençlik Konya'mıza özellikle 4 tane üniversitemiz, onlarca yüzlerce lise ve ortaokulumuzla nüfusumuzun %25'inin üzerinde bir alanı oluşturuyor. Bu Konya Büyükşehir Belediyesi ve SADAM işbirliğiyle yaptığımız çalıştaylarla gençliğin potansiyelini harekete geçirecek, daha iyi kullanımını sağlayacak projeler üretmeyi hedefliyoruz. Akademik arka planı olan ama alanda uygulanabilir projeler üreterek gençliğe daha fazla faydalı olmaya çalışacağız. 17-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençlik Çalıştayı programın ayrıntıları böyle sevgili seyircilerimiz. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Hoşça kalın.